Merhaba sevgili gençler ve dostlar. Bana genelde hepinizin sorduğu soru aynı. Ablacığım, niçin politikten atıldın? Sevgili gençler, inanın politikten atılmadım. Yüz kızartıcı hiçbir suçum yok. Alnım açık. Senelerce kötülerle savaştım. Hiçbir zaman mafya olmadım. Mafyalarla savaştım, mafyaya karşıydım. Kötülerle savaştığım için de hep benimle uğraşıldı. Adıma yapılan karalama, lekeler, yani uğramadığım haksızlık kalmadı. Demek istediğim şudur ki asla polislik mesleğinden atılmadım. Polislik mesleği zamanı içerisinde. Görevimi çok güzel yapıyordum. Emniyet müdürleri benden çok memnunlardı. Hatta tek başıma 5-10 kişi alıp birbirine kelepçe yapıyordum. Tek başıma yapıyordum bunları. Ve daha sonra insanın başına gelir ya, her insanın başına bir şanssızlık gelir. Bir tane emniyet müdürü bana kafayı taktı aşırı derecede. Ondan sonra bana askıntı oldu. Bir değil, iki değil, üç değil. En sonunda ben de dürüst bir insan olduğum için dayanamadım. Makamımı da dövmek zorunda kaldım. Makamımı dövdükten sonra tabii olaylar büyüyecek. Ben de atladım. İçişleri Bakanlığı'na gittim o dönemin. İçişleri Bakanı ile görüştük. Mağduriyetimi anlattım. Sağ olsun Bakan Bey beni almadı ve o emniyet müdürü de daha önceden bir sürü açık ve suçlara tespit edildi. O müdürü aldılar, Doğu'ya sürdüler. Daha sonra da ben de çok daha iyi bir yere göreve verebildim. Daha sonra bu Doğu'ya sürülen emniyet müdürü tabii rahat durmadı. Arkamdan rapor tutmuş, görev yerini iki sefer terk etti diye. Polislikte görev yerini iki sefer terk edersin, meslekten çıkarma cezası geliyor. Bu adam arkamdan iş çevirerekten bunu yaptı ve bana meslekten çıkarma geldi. Fakat Allah doğrunun yanındadır. Ben de tekrar başvurumu yaptım, kazandım, geri döndüm. Geri döndükten sonra tabii ben hep sokak polisi yaptım. Sokakta pisliklerle savaştım, uyuşturucuyla savaştım, kadın kız satanlarla savaştım. Hep pisliklerle savaştığım için çok da düşman kazandım. Bana tetikçi gönderiyorlardı, arkamdan suikastlar yapıyorlardı. Öldürmek için çok uğraştılar ama yapamadılar. Bir gün yine bir tetikçi gönderiyorlar. Bana gönderdikleri tetikçiyi ben sıktığım için ondan sonra olaylar, biz de meslekte tabii bir olaya karıştığın zaman soruşturma geçiriyorsun. Meslekte beni çağırdılar, soruşturma geçireceğimi söylediler. Ben de o dönem gerçekten çok yorulmuştum ve bazı işte bu yanlış insanlardan dolayı psikolojim bozulmuştu. Silahımı, kimliğimi kendi rızamla bıraktım, mesleği bıraktığımı söyledim. Yani asla meslekten atılma gibi bir şey olmadı. Mesleğimdeyken görevim icabı dolayısıyla mafyanın içine girdim çıktım, mafyadaki yanlışları gördüm, bir sürü pislikleri gördüm, bir sürü de düşman kazandım. Daha sonra da benim meslekten çıktıktan sonra da yine devletim, vatanım için görevler, hizmetler yaptım. Tabii bunu bilmesi gerekenler biliyor, herkes bilmez. Çok şükür alnım açık, vatanıma, gençliğe, ülkemize zarar gelecek olma durumunda, İsterse sonunda ölüm olsun, gerekirse aslan kesilirim, gerekirse kaplan kesilirim, ülkem için gerekirse canımı veririm, gençlik için veririm. Bu ülke, vatan toprakları benim için çok değerli. Biz kendi hayatımı ikinci plana atmış bir insanım ben. Önce vatanım dedim, devletim dedim. Onun için gençler, siz de ülkenize, vatanınıza sahip çıkın. Doğru birer genç olun, iyi bir insan olun, kötülerle savaşın. Ben şu anda mafyayla savaştığım için bana her türlü oyun, tuzak, suikast, pislikler, karalamalar, iftiralar atılıyor. Buna herkes şahit. Ama ben savaşımda pes etmeyeceğim. Savaşıma sonuna kadar da devam edeceğim. Gerekirse ucunda ölüm olsun. Ülkem, vatanım için, gençler için her şeyi yapmaya da hazırım. Allah doğrunun yanındadır. El ele, el hakka. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Hiçbir zaman kimseye yargısız infaz yapmayın. Zaten bana istedikleri kadar kötülük yapsınlar, istedikleri kadar karalasınlar, Allah doğrunun yanındadır. Unutmayın ki bütün oklar size çevrilmişse, bütün insan kötüler size saldırıyorsa bilin ki doğru yoldasınız demektir. Onun için çok şükür alnım açık, savaşından vazgeçmeyeceğim, sonuna kadar da devam edeceğim. Hepiniz çok seviyorsunuz, Allah'a emanet olun. Bay bay.